Merhaba değerli izleyenler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak vazife yapan Hafıza 15'ten bir programla daha birlikteyiz. Bugün 12 Eylül 1980 darbesini ya da o günkü tabiriyle ihtilalini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Ufuk Uras Beyefendi bizimle birlikte. Kendisini demokrasi mücadelesinin önemli simge isimlerinden birisi olarak tanıyoruz. Darbelere karşı her zaman duruşuyla, tavrıyla, konuşmalarıyla bildiğimiz bir isim Ufuk Uras. Bugün 12 Eylül'ü enine boyuna konuşacağız. Öncelikle isterseniz o güne giden süreci konuşalım. Ben şöyle bir tasnifin uygun olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. 1960'da işte ilk darbeyle Türkiye tanıştı. 1960 darbesi bir iktidara karşı, bir partiye karşı yapılmış bir darbeydi. 71 muhtırası yine bir iktidara, bir partiye karşı yapılmış bir darbeydi genel anlamda. Ama 12 Eylül darbesi tümüyle siyasete yapılan bir darbe oldu. Çok zor. Parlamentoya karşı, demokratik sisteme karşı yapılmış olan bir darbe diye bir tasnif yapsak herhalde yanılmış olmayız. Çünkü mesela 1960 darbesinde iktidardaki Demokrat Parti'ye karşı yapıldı. Demokrat Parti milletvekilleri hapse mahkum edildi, tutuklandılar. CHP'lilere, CHP iki parti vardı o zaman, CHP'lilere herhangi bir işlem yapılmadı. 71'de de yine bir iktidara karşı yapılmış darbe ama 12 Eylül siyaseti ilga eden, o zamanın siyasi parti liderlerini, milletvekillerini sorgulamaya tabi tutan, siyasetten uzaklaştıran, önemli bir kısmına uzun yıllar hapis cezasını uygun gören bir darbe gerçekleşti. Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş, hani simge isimler bunlar. Onlar uzun süre 90'lı yıllara kadar belki siyasetten uzak tutuldular. Bu anlamda değerlendirmeyle başlarsak herhalde uygun olur diye düşündüm. Çok haklısınız. Yani 12 Eylül darbesi diğer darbelere göre çok daha kapsamlı. Arka planında da darbeciler her zaman siyaset siyasetçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir mantığı yapıyor. Tabii siyaset sadece siyasetçilerin işi değil ama siyaseti ikame etmek de bürokrasinin işi değil. Ama Türkiye'deki özellikle askeri eğitim sistemi böyle bir haleskar yaklaşımı, kurtarıcı yaklaşımına dayanıyor. Ama 27 Mayıs'ın oluşturduğu kurumsallaşma, yani MGK'nın bir anayasal kurum olması, 9 Mart ve 12 Mart sürecindeki uygulamalar ve tesadüf mü diyeceğim, diyemiyoruz ama hep sağ iktidarlara yönelik olması dışında dediğiniz gibi bütün toplumu 12 Eylül bir tür deli gömleğine soktu ve bugün bir tarihsel bir vakadan bahsetmiyoruz çünkü halen 12 Eylül anayasası 21 defa değiştirilmesine rağmen ayakta duruyor. Evet, siz de o konuda yine hani çok öne çıkan isimlerden bir tanesi. 12 Eylül'ün devam ettiğini sık sık tekrarlayan bir isim. Evet, hatırlarsanız 2010'da Kenan Evren ve arkadaşları yargılanmasını da içeren anayasa değişikliği olduğunda hemen ertesi gün %60'a yakın, 58 kabul görünce hemen suç duyurusunda bulunmuştuk Kenan Evren ve arkadaşları için ve bir baktık ne kadar anayasa değişmesine karşı olan insan varsa bizim önümüzde suç duyurusu kuyruğuna girmiş. Durun dedik, bu bizim hakkımız ya. Şimdi hem değişmesine karşı çık hem de değiştiği zaman en önde kuyruğa gir müdahale olmak için. Bu Türkiye'deki kafa karışıklarını da gösteriyor. Belki darbeciler biraz bundan yararlanıyorlar. Yani halkın rızası olmaksızın olabilecek bütün iktidar değişikliklerine kategorik olarak karşı çıkmak gerekiyor.
başında sonunda kim var diye bakmadan. O yüzden bütün darbelerde hep bir iki gün beklenir. Bizden mi ondan mı diye ilkesel bazda bakmak gerekiyor bu meselelere. Ben de 12 Eylül'de üniversite öğrencisiydim ama öğrenci temsilcisiydim. O yüzden tedirgindik çünkü öğrenci temsilcilerini Ankara'da toplamışlardı. İstanbul'da öyle bir uygulama olmadı. Ama sonra Türkiye'nin en değerli insanları kaybettik ve 12 Eylül öncesi her gün neredeyse 17-18 kişinin öldürüldüğü bir destabilizasyon süreci ve birçok şehirlerimizdeki kitlesel katliamlar, yurttaşın da bunu kanıksaması ve hayra bir tutum içine girmesine neden oldu. Hepimizi çok etkileyen bu 15 Temmuz'la ilgili bu hafıza mekanında görüyoruz ki işte 250 civarında şehidimiz var. 12 Eylül'de 300 civarındaydı ama onların hepsi içeride işkencede ağırlık olarak öldürülmüştü. Bu derneğe mesela halka yönelik bir kalkışma ilk defa görüyoruz. Oradan halka açık hedef haline getirmek. O yüzden her bir darbenin kendine göre özgür farklılıkları var ama ortak noktası halka rağmen halk için halkın yerine kendini ikame etmek ve bu hakkı kendinde görmek. 12 Eylül'den önceki ortam üzerinde biraz konuşursak. Tabii. Ülkede siz de bahsettiniz. Günde 12-13 kişinin öldüğü bir ortalama vardı. Sağ sol anlamında bir bölünmüşlük vardı. Hatta işte polis teşkilatında bile sağcılar ve solcuların kendi yapılanmaları söz konusuydu. Üniversitelerde o şekildeydi. Muhtemelen siz de bir öğrenci temsilcisiydiniz. Bir cenahın hani temsilciliğini yapabildiniz. O güne o 12 Eylül'e giden o meşhum sosyolojik yapının bir taraf ya da taraflarca özellikle oluşturulduğunu düşündüğünüz oldu mu hiç o tarihlerde ya da çok sonralar mı bunları düşünmeye başladık veya o zaman hani havuzun içindeyiz kafamızı dışarı çıkarıp bakamıyoruz hani hangi havuzdaysak o havuzdan beslendiğimiz için aslına bakarsanız hani hiçbirimiz realiteyi belki de göremedik. Bu da tam da darbecilerin istediği bir ortam. Çünkü ben hatırlıyorum mesela o gün sabahleyin Kenan Evren'in konuşmasını radyodan dinlediğimizi. Ailede bir böyle o nefesini çıktığını hatırlıyorum. Evet. Çünkü can güvenliği ortada yok. Ama bu ortam kendiliğinden oluşan bir ortam değil. Oluşturulan bir ortam idi. Hani bugün özellikle hani gençlere o günlerde bunları yaşadığımızı dolayısıyla hani toplumsal olaylar konusunda çok dikkatli olmamız gerektiğini aktarmamız çok doğru. Şart diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani hafıza o açıdan önemli. Yani etimolojik kökeni de öyle. Yani amnezi ile amnesty, hafıza ve af arasında bir kelime ortaklığı var. Hafızası olmayanın bugünü, bugün olmayanın da yarını olmuyor. Biz dün o aktif, sıcak mücadele içerisinde günübirlik yaşıyorduk. Bir günübirlik hayatın içinde sürükleniyorsunuz. Dediğiniz gibi o sudan çıkıp dışarıdan görmeniz mümkün değil. Yani hani büyük balık küçük balığa soruyor. Suyu bilir misin, denizi bilir misin, o ne diyor falan. Onun gibi bir durum. Tamamıyla yaşam hakkı, yaşam güvenliği en temel mesele haline gelmişti. O günübirlik hayvanın dışına çıkabilmeniz mümkün değildi. Bizler o sırada işte sol tandanslı öğrenciler olarak Süleymaniye civarındaki kahvelerde nasıl diyeyim konumlanıyorduk. Sağcı öğrenciler de Küllük civarında konumlanıyorlardı. Yıllar sonra gençliği Küllük'te geçmiş,
sağ militan diyeceğimiz insanların bir görüşme talebi oldu. Geçen yıl onlarla buluştuk. Önemli bir bölümü, kimisi AK Partili, kimisi siyaseti bırakmış, kimi MHP'li falan. Hani bu ülkenin çocukları olarak yıllar sonra niye, nerelerde hata yaptık? Ama Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023'te daha demokratik bir cumhuriyet, herkesin kendi kimliği, kültürüyle yaşayacağı bir toplum için bu deneyimlerimizden yola çıkarak o bir arada yaşama kültürünü nasıl tahkim ederiz? Üzerine çok verimli bir görüşmemiz oldu. O yıllarda yapamadığımız diyaloğu yıllar sonra saçlarımıza ak düşünce yapmış olduk ki bizim yaşadıklarımızı genç kuşaklar yaşamasın diye. Mesela Mehmet Ali Ağaca ile biz aynı sınıfta. Ben kısa bir süre geldi okula. Sonra Abdi İpekçi cinayetinde biz nereden tanıyoruz falan dedik. Öyle hararetli bir ortamdı. Dediğiniz gibi bizim orta ve uzun vadeli planlarımız yoktu. Ama belli ki birilerinin vardı. CIA ajanı Claridge, A Spy for All Seasons kitabında şeyi anlatıyor. 12 Mart öncesi Türkiye temsilcisi, bizler fikri koordinatları değiştirdik. Yani siz size ait olduğunuzu zannettiğiniz düşüncelerle aslında bambaşka yerlere savunabiliyorsunuz. Tek başına kullanıldık vesaire demem haksızlık olur. Böyle demek istemem. Böyle de değildi. İnanıyordu herkes sadisiyle sonuçluyor. Ama o ortamı değiştirme ve dönüştürme imkanımız yoktu. Ama varmış gibi zannediyorum. Yani bizim açımızdan yarın sanki devrim olacak ve her şey kaptağın ardındaydı o güzel günler. Öyle bir şey olmadığını, tam tersine bir karşı devrimci süreç, bir darbe süreci geldiğini göremediğimiz gibi 12 yıl olduktan sonra ya ne değişti falan diyen arkadaşlarımız da oldu. Hani silindir gibi geldi iş. Yani doktrinden tarif ederek, siyasetten topluma bakınca olmuyor. Toplumdan yola çıkarak siyaseti tarif etmek gerekiyor. Onu yaptığımızda yani Türkiye tabii çok çok gerilere gitti. Ben bir gazete haberi hatırlıyorum. 12 Eylül'le alakalı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hayattayken gazete haberi sizin ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun beyanatını birlikte vermiş. Belki hatırlarsınız. Tabii. 2008 falan olabilir belki. Tam olabilir. Değil. 2007'de bağımsız olarak meclise girdik. Evet. Muhsin Bey de öyleydi. Dolayısıyla hani 12 Eylül'le alakalı kanaatler hani işte bir cenahtan Muhsin Yazıcıoğlu, diğer cenahtan Ufuk Uras aynı noktada yıllar sonra buluşabilmişler. Bu bir nihayette basiret ama geç kalınmış bir basiret de diyebiliriz belki. Çok doğru. Çünkü çok doğru. Buna belki de hani toplum sosyolojik olarak da mecbur. Yine sizin bir beyanatınızı hatırlıyorum. 12 Eylül'e giden süreçte uzun yıllar Cumhurbaşkanı seçilemedi. Uzun aylar diyelim. Tabii. Yıllar belki fazla oldu. Cumhurbaşkanı seçilemedi. Parlamentoda çoğunluğu bir parti elde edemiyor Cumhurbaşkanı seçilmek için. Ve nihayette tabii askerler de bundan besleniyorlar. Zaten çok, en çok büyük delilleri de oydu. Yani evet, parlamentoda evet, bir cumhurbaşkanı seçemediniz, ülke başsız hale geldi. En büyük gerekçeleri de oydu. Siz diyorsunuz ki öyle ki iki partide, CHP'de, Adalet Partisi'de cumhurbaşkanlığı aday olarak askerleri gösteriyor. Birisi Faruk Gürler'i, evet, birisi Muhsin Batur'u gösteriyor. Bak. Yani ölümü gösterirsin, razı etmek gibi bir şey. Birazcık bunu açabilir misiniz? Doğru, işte o dönemin hani Faik Türünleri, Muhsin Baturları vesaire bir sivil partilerin asker kimlikleri Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi bir tuhaf. Ama yani Ali Fuat Başkin'in bir teşebbüs oluyor. Evet. O,
yoldan geri döndürüyor. Daha sonra Ecevit'le bu konu konuşulduğunda diyor ki ya ben bile Muhsin Batur'un aday gösterdiğini sonradan ölüme konu diyor falan. Bu konuları konuşurken tereddüt ediyorum. Şundan dolayı hiçbir sivil yanlışlığı askeri müdahale gerekçe olamayacağını bir kere baştan söyleyelim. İşte böyle olduğu için darbeyi hak ettiler denilemez. Ama diğer yandan hakikaten nasıl bir basiret bağlanması ki Konutürk'e mektup yollanıyor. O dönem Sayın Ecevit diyor ki bakın gördünüz mü Demirel mektuba muhatap oldu diye Demirel'i eleştiriyor. Yani böyle bir sivillere yönelik mektup yollanmasının kendisini değil. İşte 146 defa mecliste tam sayı hatırlamıyorum 141 defa galiba sorunların olması falan bir sürecin yaklaştığını gösteriyor ki zaten Fatsa nokta operasyonu falan Temmuz'da aslında büyük ölçüde darbenin işareti yani 12 Eylül'den önce işte bu mektupla başlayan süreç zaten darbenin geldiğini gösteriyor. Hatta darbe Temmuz'da planlanırken erteliyorlar. O ertelemeden sonra işte Kemal Türkler, Nihat Batur cinayetleri de o arada oluyor maalesef. Yani. Şimdi burada bir basiret tutulması var. Yani geriye dönük hatıratlara baktığımızda da acaba o dönem tarihi bir CHP Adalet Partisi buluşması, o büyük buluşma, tarihsel buluşma olsaydı en azından ötelenebilir miydi? Tabii bütün bunların spekülasyon olduğunu biliyorum. Yani 50'li yıllarda çoğunluk sistemi olmasaydı da başka bir seçim sistemi olsaydı Adalet Partisi ile CHP ilişkisi bambaşka olabilir miydi? Bunlar işte keşke olmasaydı diye söylediğimiz, geriye bakıp söylediğimiz işler. Ama Muhsin Bey ile ilgili söylediğiniz önemlisi 2007'de meclisin varoşları dediğimiz arka en arkada oturuyorduk. Yanıma geldi. Ben dedi yıllarca sizin arkadaşlarla cezaevinde beraber oldum. Selam yolladım falan. Fakat itiraf edeyim ben biraz tedirgin oldum. Hani basın bizi görürse neler şeyi hala mahalle baskısı var. Arkadaşlara da tabii ilettim. Sonra darbeleri araştırma için soru önergesi veriyor, araştırma önergesi veriyorum. İsterseniz dedi ben imza veririm dedi Muhsin Bey. Ama biz 20'yi bulmuştuk. Tedirginlik de şuradan, 70'li yıllarda aramıza kan girdi sonuçta. Yani kolay değil. Evet. Karşılıklı olarak ölümler olunca yani hiçbir şey olmamış gibi konuşamıyorsunuz. Ya, o psikolojik basıncı hissediyorsunuz. Buna rağmen Muhsin Bey önemli konuda bazı aydınlarla bizimle görüşmek istediğini, bazı şeyleri paylaşmak istediğini söyledi dosyaları. Ve ardından şu vefatı söz konusu oldu. Ve biz tabii merak ettik. Yani yıllar sonra bu görüşmede acaba bizimle hangi neyi paylaşacaktı? O yanındaki siyah çantada o dosyaların olduğu, o çantanın da kaybolduğu falan söylendi. Yani o gizem, o işin karanlık kısmı bir türlü aydınlatılamadı. Ama yine de işte Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili farklı mahallelerin konuşması önemli. Çünkü kendi kendine konuşana deli derler. Yani ötekiyle konuşmamak bir ruh sağlığı problemidir. Ama siyasetinde kimse ötekiyle konuşamıyor ki. Yani şimdiki duruma da baktığımızda herkes ötekileştirerek kendini tahkim ediyor. Bir an önce bunu aşmak lazım. Şimdi sosyal medyadan konuşuyoruz birbirimizle evet. Ama orada kötücük cümlelerle. Orada bile kendimizle konuşuyoruz aslında. Kendi tatmin alanı yani. Ben de bir hatıramı anlatayım. Acı bir hatıra. Epey oldu. Ben çocuklardan bir tanesi lise giriş sınavlarına girecek. Eski Paşa Kapısı cezaevi var. Eski bir bina. Biliyorum. Onun karşısında bir okul var. O okulda sınava giriyor çocuklarından birisi. Biz de bekliyoruz. Bahçede bir yaşlı abiyle tanıştık. Muhabbet ettik biraz. Biraz ben şaşırdım. Yaşı epey var. Lise giriş sınavı. Hani o çok yaşlı olduğu için ben torunu falan zannettim. Dedi çocuğumu bekliyorum.
Sonra anlattı hayat hikayesini. Ben dedi bu gördüğüm karşıdaki cezaevinde 7 sene dedi yattım. Ben dedi sağcıydım. Paşa kapısı cezaevi solcularla doluydu. Doğru. Mahkemeden cezaevi aracı beni cezaevinin önüne getirdiğinde pencereden bağırmaya başladılar ve camları kırdılar. Hmm. Beni geliyor diye haber almışlar. Onun için dedi benim uzun yıllar hani çocuğum dedi cezaevinden çıktıktan sonra oldu. Yaşının hani küçük olmasının nedeni odur dedi. Saçları falan ağırmış. Hmm. Çok tabii can yakıcı evet, bir şey. Çok tabii. Peki dedim hani neydi şeyin? Ben dedi işte falan partinin il başkanlığında görevli birisiydim. Yani tabii. Bir ortada cinayet yok, bir suç söz konusu değil. Bir siyasi partinin tabii. Mensubu olmak var. Tabii. Yani küllenmiş hayatlar var aslında. Çok hani bakarsak, çok. Biz şimdi 15 Temmuz Derneği olarak bu hafızayı canlı tutmak istiyoruz. Tabii. Hafıza 15 mekanı da bunun için var. Bu programları da onun için yapıyoruz. Ama mesela 12 Eylül ile alakalı ortaya çıkan, az önce anlattığım hikaye gibi yaşanmış birçok hikaye çok, var. Çok. Onlar ortaya konulmadı. Belki yani onlar tabii. Ortaya konulsaydı toplumun hani darbecilere karşı tabii. Yahut işte 28 Şubat'taki postmodern darbecilere karşı, 27 Nisan bildirisini yayınlayanlara karşı siyasetin değil de toplumun bizzat kendisine tabii. Tavrı çok daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum. Siz doğru. Bence bu konuda çok önemli bir görev üstlendiniz. Takdire şayan. Neyi hatırladım? 12 Eylül'lerin yargılanması için çok mücadele verdiniz. Evet. Siyasi anlamda mücadele verdiniz. Şahıs olarak, kurası olarak mücadele verdiniz. Biliyoruz. Bir cümleniz de şu. Hani bundan bir şey çıkmaz. Zaten adamlar yaşlandı gitti. O amiyana tabirle hani yaştan yırtarlar falan tarzında bir anlayış var toplumda. 12 Eylül olalı da zaten işte 40 sene olmuş, 35 sene olmuş falan. Ne gerek var tarzında. Siz o zaman demiştiniz ki Kenan Evren'in evinde kendisiyle alakalı bir dava açıldığını okuması bile gazeteden tabii, yeterli. Tabii, tabii. Birazcık buradan bahsedebilir misiniz? Bütün hayatımız darbecilerin yargılanması için mücadeleyle geçti. Bu konu 2010'da önümüze geldiğinde hayır yargılanmasın diyemezdik. Bence önemliydi. Nasıl Berfuan'a her gün o merdivenleri çıkıp o davaya gidip müdahale olduysa bu bizim için onur meselesiydi. Dikkat ettim Latin Amerika'da bizdeki gibi tuhaf tartışmalar oluyor mu diye. Yani niye Pinochet'i yargılıyorsunuz? Kaç yaşındaki adam diye. Böyle bir tartışma yok orada. Bütün tuhaflıklar bizim memleketin suyundan mıdır, havasından mıdır burada oluyor. O yüzden simgesel olarak son derece önemli. Dava açtığında ne oldu diyenler farkında değil de Kenan Evren ve arkadaşları ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. Yani son temyiz aşamasında vefat etti, temyizledi. Muhtemelen onaylanacaktı. Evet. Dolayısıyla bu Bülent Ersoy gibi siyaset dışı sanatçılar bile sanık Kenan Evren cümlesinin yüzyıllarında yüreğimin yağı eridi. Of demişti. Ne kadar güzel. Zaten Kenan Evren de 2010 referandumunda onları da yasaklamıştı değil mi? Tabii. Çok şey, sahne yasakları vardı. Yani şimdi gençler bilmez. Bilmezler. Bülent Ersoy'la darbenin ne alakası var falan diyebilirler. İşte darbe Bülent Ersoy'da herkesin oluyor. Sadece siyasilerin meselesini. O yüzden simgesel önemi çok büyüktü. Caydırıcılığı vardı. Bu şuradan kaynaklanıyor. 12 Eylül darbecilerin yargılarsak biz yargılarız. Ne zaman? İktidara gelince. Bu toplum senin iktidara gelmeni mi bekleyecek? Yani öyle marjinal unsurlar var. 0.1 oy alıyor. Ancak ben yargılarım. Önemli olan düzeni yargılamak. Ama bunlar işte topbaşı, bir koçbaşı yani bir 12 Eylül rejiminin simgesel isimleri. Bunun tartışılması bile
tuhaf. Bu tartışma tabii niye çıktı? AK Parti iktidara karşı mücadele 12 Eylül Anayasası'nın savunulmasından geçer diye tuhaf bir mantık. Yani 12 Eylül Anayasası değişmezse AK Parti ile daha iyi mücadele edilir gibi anlamak mümkün olmayan bir mantığa dayanıyordu. O yüzden kim değiştirirse değiştirsin 12 Eylül Anayasası'nın bugüne kadar bütün değişikliklerine ben olumlu bir tutum aldım. Şöyle bakılamaz. 1987'de bir referandum oldu, siyasi yasaklar kalksın mı diye. Tabii kalksın dedik. Şimdi kalksın deyince yasağa kalkan herkesin siyasi çizgisini savunmuş olmuyorsunuz. İşte Baykal'ın yasağı kalksın diye Baykal'cı olmuyorsunuz. O yüzden 12 Eylül yasaklarının kalkması AK Parti'ye yarar mı yaramaz mı diye bakmak gerekiyor. Topluma yarar mı yaramaz mı diye evet. Bakmak gerekiyor. 87'deki referandumda da Kılıçdaroğlu'na tabii. Evet çıkmıştı. Zaten sorun hayır diyenler. Daha sonra gidip hayır dedikleri siyasilere oy verdiler. Yani demek ki zihniyet kalıpları da Türkiye'de çok hızlı değişebiliyor. Yani biraz daha açalım mı? Siyasi yasak referandum konusu olamaz. Yani temel hak ve özgürlükler zaten bugün mültecilerle ilgili aynı konu oluyor. Soralım bakalım topluma ne diyecek? Soramaz. Yani sığınma hakkı referandum konusu olamaz. Yani Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu olabileceği düşünülüyor. O dönemde maalesef kendisini hani liberal özgürlüklerin savunucusu olarak tanımlasa bile Özal bunu referandum konusu yapmış. Toplumdaki toplumun yarısını siyasi yasakların devamından yana kanaat beyan etmesi Türkiye'nin politik kültürünle ilgili bir vasat var yani ve onu gösteriyor. Herkes başkasının zihniyetinin değişmesini istiyor. Kendi zihniyetinden çok memnun. Ama bence Türkiye'de darbecilere karşı, darbeci kültüre karşı ortak bir tutumda buluşmak gerek. Ben bu noktaya gelindiğini düşünüyorum. Yani bugün bu kıymetli müzede 15 Temmuz şehitlerini anarken insanlar demokrasi için kendilerini feda edebiliyorlarsa hakikaten bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü toplumdaki bu değerler toplumun bağışıklığını sağlıyor. Kimse bir daha cüret edemez diyoruz. Ama işte bu paralel yapılar, paralel evrenler maalesef vazgeçmiyorlar. Yunanistan juntasının hapiste kalan liderlerine soruyorlar. Hiçbir pişman değil. Türkiye'de Madanoğlu falan gibi darbeciler hep kendilerini haklı görüyorlar. Yani siz zannediyorsunuz ki bunlar belki bir süre sonra ya yanlış yaptı falan derler. Doğan Avcıoğulları vesaire o 9 Mart'çı akıma da baktığımda en ufak pişmanlıkları yok. Dolayısıyla tetikte olmak gerek. Halkın iradesini esas almak lazım. 9 Mart, Talen Aydemir'de 9 Mart'çılar. Hayır, o 60 darbesi sonrası yeniden. Hani geri adım atmıyorlar, onu anlatmaya çalıştım. Evet, bir hatırıma geldi, şöyle evet, bir şey hatırlıyorum. Onlar Talet Aydemir ve ekibi 14 kişiler. Talet Aydemir işte darbe teşebbüsünde tam da bulunamıyor ama böyle bir hazırlığı var. Onu işte derdest ediyorlar, sonra idam ediyorlar. Tabii, evet. Doğru mu değil bilmiyorum ama şöyle bir rivayet aklımda kalmış. İdam edilirken de artık 14'ler yok. 1/14 var. Doğru. Sandalyeye tekme vuruyor. Doğru. Yani o darbeci kimliği çok esaslı bir şekilde oturmuş. Çok. Kendi haklılıklarına yani bir dava gibi görüyorlar. Tabii. Haklılıklarına sonuna kadar inanıyorlar ki bu çok etkileyici çok, bir şey. Çok. Yani sehpasında dahi tabii. Geri adım yok. Her şeye rağmen saygı duyuyorum. Çünkü 15 Temmuzcular gibi darbeye girişimi yapıp yok biz darbe girişiminde bulunmadık. Konunun bizle alakası yok gibi bir sahtekarlığa değil son derece mert bir tutum. Yani darbecinin de mert olanını ayırt etmek lazım. Onlar takiye literatürünü bilmiyordu. 15 Temmuz'u yapanlar takiyeyi çok iyi biliyordu. Ben hiç böyle bir vaka görmedim. Sonuçta toplum akıl bari değildir.
biz toplumsal mühendislikle toplumu yönlendiririz zihniyeti. İşte 28 Şubat'ta bunu çok açık görüyoruz. Cumhuriyet mitinglerinde muhtıradan sonra çok açık bir şekilde görüyoruz. 12 Mart sonrası işte bazı sendikalarımızın bildirgelerindeki ifadelerde bunu açık görüyoruz. Yani Babeuf'un Fransız devrinden sonra halkın iradesi dışında hiçbir girişimden yana olmam dediğinde cumhuriyetçiler işte gerici kral vesaire monarşi varken sen nasıl böyle dersin demişlerdi. Şimdi anlıyoruz ki Babeuf doğruyu söylemiş Fransız devrinde. Yani Jacobin şiddetle, terörle siyasi dönüşüm yapabilirsiniz. İdari dönüşüm yapabilirsiniz. Ama toplumsal dönüşüm asla yapamazsınız. Bunu İttihat Terakki zihniyetinde de gördük. Jön Türklerde de gördük. Daha sonraki militarist zihniyette de gördük. Kimileri de bu vesayetçi yaklaşımları Amerikan sosyolojisinin uydurmaları diye bakıyorlar. Halbuki seçilenlerle atananlar arasındaki ilişki bir real bir durum. O vesayetçi zihniyetin parçası olanlar zaten bütün bu vesayet siyasetini kıymetsizleştirmeye, değersizleştirmeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Türkiye'nin vesayete karşı sivil siyaset mücadelesi özgürlükler alanının kazanılması açısından çok önemlidir. Bir de darbelere de karşı çıkabilirsiniz. Darbeler sonrası gördüğünüz yanlış uygulamaları da bunlar birbiriyle tokuşturacak şeylerdir. Biz 2008'de hatırlıyorum, eğer bir darbe girişimi olursa bütün halk meclisi korumak durumunda olmalıdır demiştim. İnanılmaz bir şey hakikaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etrafını halkın sararak koruma altına alması, bütün partilerin ortak tutum alması o dönemde çok kıymetliydi. 15 Temmuz sonrası uygulamalarla ilgili yapılan eleştirilerle 15 Temmuz eleştirisi eşanlı olabilir. Evet. Birini diğerini tercih etmek durumunda değiliz. Bazen bu da karıştırılıyor. Yani 15 Temmuz'a karşı bırakınız kontrolü, tamamıyla kontrolsüz bir darbe girişimi olarak nasıl kontrolden çıktığını, nasıl insanların yurt dışına helikopterleriyle kaçtığını gördüğümüzde bir kere daha anlıyoruz ki bu tür darbelerin de aslında siyasi ayağı bir tür 12 Mart Nihat Erim hükümeti gibi bir teknokrat hükümet getirmek olacaktı. Buna uygun isimler, adaylar, hevesliler de çok rahat bulunabilirdi. Yani Yurtta Sulh Konseyi'nin TRT'yi basıp okuduğu bildirge karşısında TRT'yi sarıp sallayan halktan olacaksınız ya da bildirge okuyanlardan yanılacaksınız. Bunun orta yolu yok. Bütün darbeler tarihi sonucu geldiğimiz nokta, buluştuğumuz nokta burası diye düşünüyorum. Peki birazcık 15 Temmuz gecesiyle alakalı evet. Kısmen değindiniz ama hani halkın ayaklanması, darbecilere vur demesi, göğsünü siper etmesi, 251 kişinin canını feda etmesi, yüzlerce kişinin gazi ünvanını alacak derecede yaralanması. Sosyolojik anlamda bir değerlendirme yaparsak, siz nihayetinde hani tümüyle özgürlükleri savunan, demokrasiyi savunan bir siyasi kimliksiniz. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz. Bir yere geldik. Evet. Bir kere bu inanılmaz bir kahramanlık öyküsü. Yani hakikaten biz kendi tarihimizde böyle bir şey görmedik. Böyle bir halk direnişi çok kıymetli. Televizyondan 15 Temmuz'u izleyenlerle sokakta buna müdahale edenlerin bakış açıları çok birbirinden farklı oldu. Yani televizyondan bakıp Allah Allah bu nasıl darbe? Köprünün bir ayağında durmuş, bir ayağı gidiyor diyenler. Diğer ayağı Üsküdar'da tankları kestiğini bilmedikleri için uydurmadan analizler yapabiliyorlar. Ya da siz orada yürürken yanınızdaki bir insanın öldüğünü görmeniz sizin ruh halinizi farklı türlü
etkiliyor. O yüzden hakikaten yani televizyondan izleyenler bunu anlayamadı. Bir bölümü anlayamadı en azından. Yani Türkiye'nin geleceği açısından bence çok önemli bir gelişme bu. Ben bir daha belki de bu benimki temenni, böyle bir kalkışma olacağını zannetmiyorum ya da umuyorum. Çünkü hakikaten halkın gösterdiği bu diri tepki kendi seçilmiş yönetimlerine sahip çıkmak. Yani bunun AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi diye bir şey yok. Yani demokrasiye sahip çıkmak. O yüzden bütün partilerin ortak deklarasyonu, meclisi savunmaları o yüzden çok kıymetliydi. Hızla 21. yüzyılın işte bu Cumhuriyet'in 100. yılına doğru bir Cumhuriyet'i ancak demokrasi devletler bilgisi üzerinden demokratikleşme konusunda somut adımlar atmak gerek. Bunun için de iktidar ve muhalefetin asgari zeminlerde buluşmasını sağlamak lazım. Maalesef bu bir türlü sağlanamıyor. Çok işte bugün aktüel konu. Barajlar %10 mu, 7'ye mi düşecek, 5'e mi düşecek? Ya kaşa düşerse düşsün. Düşsün de. Ama hiç değilse bu konularda iktidar ve muhalefet bir ortak nokta yakalasınlar. Belki mecliste geldiğinde bu belki sağlanır. İflah olmaz bir iyimser olarak hala umudunu korumak istiyorum. Yani gelecek kuşaklar için çünkü bu değişiklikleri yapacağız. Bu seçimi nasıl atlatırız diye değil. İyimser olalım da. Evet. İstersek iflah olmayalım. Bernard Shaw diyor ki iyimserlik güzel bir kahvaltı, kötü bir akşam yemeği değil. Biz öğren vaktimiz. Bu sözlerle tamamlayalım. Teşekkür ederim. Ben de bir kere. Teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten, tecrübelerden, tarih bilginizden, estağfurullah, bilginizden yararlanmak çok hoş oldu. Ben de çok onur duydum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyenlerimiz, hafta 15'ten yapmış olduğumuz 12 Eylül ile alakalı, 12 Eylül 1980 ihtilali ile alakalı programımızı burada tamamlıyoruz. Her programımızın sonunda olduğu gibi hatırlatıyoruz. Hafıza 15 köprünün Anadolu ayağında pazartesi günleri hariç olmak üzere haftanın her günü açık. Burada çok güzel bir müze var. Sadece 15 Temmuz'u anlatan değil, diğer darbeleri, sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki diğer darbeleri de anlatan, görsel ve yazı içeren bölümleri olan bir mekan. Özellikle gençlerimizin bu mekanı görmesini istiyoruz. Bu mekana destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.